Herkese merhaba. Yokluk mertliği bozar ya da aç insan inançlarını bile yer. Türkçemizde mevcut olan bu deyiş ve benzeri ifadeler zorda kalan insanların neleri yapabileceğini anlatır. Sadece insanlar değil değerli seyircilerim, zorda kalan devlet de pek çok benzer tavırlar, tutumlar sergiler ki bugün AKP iktidarı aynı şeyi yapıyor. Son örnek ortada, değerli konut vergisi. Aslında vergi dememek lazım, haraç diyenler bile var. Zira malumunuz ortada emlak vergisi diye bir hadise zaten var. Yani emlak vergisini ödüyorsunuz kıymetine göre, ilaveten kirada ise emlağınız, kira vergisini de ödüyorsunuz. Bunlara ilaveten hiçbir uluslararası norm, hukuk, kuralı dikkate alınmaksızın sadece ve sadece kaynak yaratma adına, bütçe açığını kapatma adına bir vergi salındı. Ama ifade ettiğim gibi bu verginin hukukla, adalet ile ve uluslararası normlar ile uzak yakın bir ilgisi, alakası yok. Açık bir salma salınması, ferman ile haraç toplanması gibi bir şey. O tür değerlendirmeler var. Bazı çevreler varlık vergisi nitelemesini yapıyor. Tam olarak öyle değil. Varlık vergisi olayı malumunuz 1940'lı yılların başlarında görüldü ülkemizde. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Birkaç nedeni vardı varlık vergisinin. Birincisi savaş yıllarında kaynak yaratma amacıydı ama ondan önemlisi malumunuz o yıllarda bütün ticaret erbabı, üretim erbabı gayrimüslimler idi. Tamamen her şey onların kontrolündeydi. Yahudisi, Ermenisi, Rumu, Türk müteşebbis yok sınırındaydı. Dolayısıyla onlara varlık vergisi salınarak Türk müteşebbislerinin önü açıldı. Milli bir burjuvazi, milli bir sanayi, milli bir iş adamı yaratılmaya çalışıldı. O döneme denk getirilmesi savaş yılları olması hasebiyle, malumunuz savaş yıllarında kimse başkalarının iç işlerine karışacak durumda değildi. Yoksa savaş olmazsa Rumlara, Ermenilere, Yahudilere yani azınlıklara böyle bir baskıyı yapamazsınız, yaptırtmazlar idi. Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bunu hep gördük, bugün de hala görüyoruz. Savaş yılları fırsat bilinerek bu azınlıkların ekonomideki hakimiyeti eksiltildi ve Türk müteşebbislerinin önü açıldı. Ha, insan hakları bağlamında bu tavır elbette sorgulanabilir ama devletler açısından olayın izah edilebilir bir yönü de var. Dolayısıyla o varlık vergisinin bugünkü emlak, değerli emlak vergisi ile örtüştürülmesi aynı şey değil. Bugün varlık vergisi alınmıyor. Sadece ve sadece evi güzel olanlardan vergi alınıyor. Düşünün, 1000 tane eviniz var ama fiyatı 4.999.000 lira. Bir kuruş vergi, ilave vergi ödemiyorsunuz. Ama bir tane eviniz var, fiyatı 5 milyon. Yeni yasa ile beraber büyük miktarda üstelik her yıl vergi ödeyeceksiniz. Bunun adı varlık vergisi filan değildir. Yani insanlar zenginliğine göre, varlıklarına göre vergi ödemiyor. Evlerine göre vergi ödüyor ki bunun ifade ettim hiçbir norm ile uzlaşır tarafı yok. Zaten tepki yumağı da büyüyor, kar topu misali. Peki AKP iktidarı bunu niye yapıyor? Niyesi belli sevgili seyircilerim, zorda.
har vurup harman savurmaya devam ediyorlar. Lale devri, şatafat saray ve çevresinde sürüyor. Bunlar hala tasarrufu aklına bile getirmiyorlar. Efendim, tasarruf ve itibar kavramlarını bir araya getirip toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar. Ve öyle olunca tabii bunlara ilaveten yanlış yatırımlar, dolar ile yapılan ihaleler, yandaş kayırmaları bütçe açıklarını devasa bir noktaya taşıdı. Düşünebiliyor musunuz? Geçen yıl onca ilave gelire rağmen yine çok büyük miktarda bütçe açığı verildi ki hatırlayalım. Geçen sene bedelli askerlikten para geldi. Geçen sene, yani içinde bulunduğumuz 2019'u kastediyorum, geçen seneden birkaç gün var malumunuz. Sevgili seyircilerim, aynı zamanda Merkez Bankası'ndaki yedek akçe kullanıldı. 80 milyar eski parayla katrilyon civarı bir paradan söz ediyorum. Sadece bu değil, imar affından gelen kaynaklar kullanıldı. Bedelliden keza bir sürü fonun içi boşaltıldı. Mesela işsizlik fonunda büyük kaynaklar vardı. Onlar harcandı. Bütün bunlara rağmen bütçe devasa açık verdi. 2020'ye dair beklentileri de açıkladıkları rakam 139 milyar bütçe açığı. Şimdi bu bütçe açığının bir şekilde kapatılması lazım. O nasıl kapatılacak? Türkiye üretmiyor. Yani ihracatını arttıramıyor. Çünkü ihracata dayalı bir kalkınma modelimiz yok. Üretime dayalı bir kalkınma modelimiz yok. İhracat, maalesef üzülerek söylüyorum, rakamlar, matematik yalan söylemez, artmıyor, eksiliyor. Dolayısıyla ne yapacaklar? Salma salacaklar, vergi salacaklar ve bu şekilde bütçe açıklarını kapatmaya çalışacaklar. Şimdi bunu yaptılar konut ile beraber, ama ifade ettim, tepkiler çığ gibi, umursayacak hali yok AKP iktidarının. İfade ettiğim gibi yokluk her şeyi örtüyor. Bakmayın bunlar Kanal İstanbul'u, başka konuları tartıştığına. Kanal İstanbul'u yapacak paraları filan yok. İnanmayın ona. Onun o konu başlığıyla gündemi karartıyorlar, gündemi örtüyorlar, ses bombaları patlatıyorlar. Şimdi yakında yerli otomotivin prototipini açıklayacaklarmış filan. Ondan sonra Kanal İstanbul'la ilgili yeni programlar, planlar ortaya koyacaklarmış. Bunların tamamı, söyledim, imaja dayalı, gündemi örtmeye dayalı ses bombaları, paraları yok. Bakın, bir özel bilgiyi paylaşacağım. AKP iktidarı, saray yeni kaynak yaratma bağlamında pek çok konuyu gündemine aldı. Onu yakından biliyorum. Ankara'nın öbür yakasında fısıldanan çok önemli bir bilgiyi paylaşacağım sizinle. Tıpkı kıymetli evlere, özel konutlara ilave vergi salınması misali, bankalardaki mevduatlara da özel vergi salınması konusu gündeme geldi. Evet, bu tartışıldı, konuşuldu, hala konuşuluyor. Bir değerlendirmeye göre, efendim, bir kere alalım, her sene almayalım, her sene alırsak parayı kaçırırız dediler. Bir kere alırsak yine parayı ürkütürüz diyenler de oldu. Tabii burada hangi miktarlar, hangi meblağlar sorusu gündeme gelecektir. 1 milyon TL'nin üstünde mevduatı olanlara vergi koyalım görüşü seslendirildi. Dolar bazında da 100 bin dolar üzerinde bankalarda mevduatı olanlara ilave vergi koyalım görüşü dile getirildi. Bunlar hala tartışılıyor, değerlendiriliyor. Tabii paranın ürkmesi, sermayenin ürkmesi büyük handikap, ama ifade ettim, başka müracaat edecekleri bir yer yok.
dışarıdan para gelmiyor, borçlanamıyorlar. Üretim artışı söz konusu değil. Türkiye üretmiyor. Yapacakları tek şey vergi salma, vergileri arttırma. Bunun içinde ilk etapta değerli konutlar, yok efendim bankada belli miktarlarda mevduatı olanlar. Tabii henüz kesinleşen bir şey yok ama Ankara'nın öbür yakasında bütün bunların ekonomi bürokrasisinde değerlendirildiğini, yeni kaynak yaratma bağlamında enine boyuna değerlendirildiğinin ısrarla altını çiziyorum. Bunu özel haber olarak siz sevgili seyircilerim ile paylaşıyorum. İfade ettiğim gibi önümüzdeki süreç son derece karanlık. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin malumunuz yaptırımları başlayacak. Bazı konularda adımlar attılar. Önümüzdeki aylardan itibaren bu adımlar sıklaşacak. S-400 için malumunuz son Nisan ayı önemli. Zira Nisan ayında Türkiye S-400 projesini tamamen realize edecek. S-400 milat olacak Türkiye için. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bu süreçte yaptırımlarını hızlandırabilir. Tabii bu yaptırımların ekonomiye mutlak suretle menfi yansımaları olacaktır. Hem ambargo altında hem tabii Türkiye dışarıya hala kaynak aktarmaya devam ediyor. 4 milyon Suriyeli başımıza bela, onlara para harcıyoruz. İçeride Suriye sınırında olan 3 milyon insana para gönderiyoruz, para harcıyoruz. Yetmiyormuş gibi oradaki El Nusra çetelerine, işte Suriye Milli Ordusu'na para harcıyoruz. Bir de bütün bunlara ilavete Libya'daki durum ile karşı karşıyayız. Oraya asker gönderme ihtimalimiz var. O da para harcama demek. Hülasa 2020 Türkiye'nin maddi anlamda sadece siyasi olarak değil parasal olarak cendereye gireceği ve çok sıkışacağı bir yıl olacak. Bakınız aylardır söylüyoruz, dolar yılbaşına doğru hızlanacak demiş idi. Kalktı çıktı 5.75'ten 5.90'ın üstüne çıkmış durumda. Yılbaşı ve Şubat ayı ile beraber bu daha da hızlanacak. Uzmanların değerlendirmeleri bu yönde. Bizi izlemeye devam edin.